Merhaba arkadaşlar, Beslemenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Hesap kapışmasının yepyeni bir bölümündeyiz arkadaşlar. Geçen hafta lahmacun hesabı farkı biraz arttırmıştı. Çünkü lahmacun hesabı yüksek seviyeli epik futbolcuya tek attı. Fark biraz açıldı. Bu sefer Rafa'dan yumurta hesabıyla başlayalım istedim. En son kadromuzun gücü ne olmuştu? 3069. Geçen hafta Vinicius Junior'ı çıkarmıştık. Kevin De Bruyne'yi çıkaramamıştık bu hesabımıza. Fark birazcık da olsa azalacak mı, yoksa lahmacun yine epiye tek filan atıp farkı açacak mı? Şu an neler topladık? Hemen onları bir alalım arkadaşlar. Hediye kutumuzda 47 diyor. Bedava top açmakları var. Bu hafta hediye edilen futbolcu ne yazık ki düşük seviyeli. Kolektif gücümüzü arttırmıyor. Bize 99, 100, 101 seviyeli futbolcular lazım. Çünkü 98'in altında hiçbir futbolcumuz yok. Bu hesap bizim 0 TL ile oluşturduğumuz hesap. Geçen hafta bir arkadaşımız yazmıştı. Bu hesap 0 TL ama Messi var, Arsenal paketi alınmış diye. E-futbol parası satın almadık. Tamamen E-futbol 2024 çıktığından beri oyunda ne varsa hepsini topladık. Etkinliklerden, bazen kampanyalardan ve parayla, E-futbol parasıyla paket açılımı gerçekleştirmedik arkadaşlar. Biriktirip biriktirip paket almıştık. Geçen hafta ilk defa Rafa'dan Yumurta'da para harcayarak Player of the Week'ten açılım yaptık. Onda da Vinicius Junior geldi. Kevin De Bruyne ne yazık ki gelmedi. Adaylı sözleşmelerimizin süresi dolmuyorsa yeni paketten artık alım gerçekleştireceğiz. Gayet güzel. Yeni paketteki 5 yıldızlı futbolcuyu alacağız. Şimdi burada Showtime paketindeki hiçbir futbolcu kadro gücümüzü arttırmıyor. Keşke gelse, güzel olurdu, renkli bir kart. 3 yıldızı verecek galiba. Evet, santrafor futbolcusu. Bu futbolcumuz tabii kaç yaşına geldi, seviyesi düştü. Yıllardır Meksika'da forma giyiyor. Kaç yaşına geldi? Bir bakalım. 38. Vay be. Fransız mıydı? Evet. Vatandaşlığı Fransa. Türkiye'de transfer haberlerinde yıllar önce adı geçmişti. O zaman Meksika'ya gitti. Gidiş o gidiş. Bir daha da çıkmadı galiba Meksika'dan. Yıllardır orada. Ülkemize gelmeden futbolu bitiriyor kendisi. Şimdi ne yapacağız? Player of the Week'ten açılım gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Biz de bir kural değişikliğine gitmiştik. Demiştik ki epiklerden de bir tane açalım. Şansı varsa hesabın epik çıkarır diye. Şimdi bu pakette düşük seviyeliler de var. 99'luklar da var. Güçlendirici ile birlikte 99 olan Ferran Torres, Gabriel. İkisinden birisini çıkarmamız lazım. Diğerleri işimize yaramaz. Ya Ferran Torres ya da Gabriel. Onun dışında bir de bizim arkadaşlar günlerdir biriktirdiğimiz epik açılımlar vardı. Şu an 11 oldu. Buradan da açılım yapalım ama çarşamba gününe kadar da biriktirip o şekilde de yapabiliriz. Şimdi açılım yapacağız ama yine çarşambaya kadar vermeye devam edecek ya. Biz bence çarşamba günü toplu bir şekilde açılım yapalım. Hem Rafa'dan hem de lahmacundan. Bakalım hangisine gelecek? Epik futbolcu bir ya da birden fazla çıkarabileceğiz mi? Şimdi Player of the Week'ten açalım. Rafa'dan yumurta. Bir kere en yüksek seviyeliği çıkardı. O da 4 ay sonraydı. Keşke şimdi de yapsa. Sadece ücretsizden açalım. Paramızı harcamayalım bu paket için. Çünkü çok fazla paramız yok. E-futbol parasına gider aşağıdakileri verirse çok üzer bizi. Rafa'dan yumurta kime tek atıyor? İtalya Ligi. Vay be. Milanlı futbolcuyu ben kendi hesabıma istemiştim. Seviyesi çok yüksek değil ama özellikleri güzeldi. Çok abartı değil, kötü de değil. Ben beğenmiştim. Seviyesinin hakkını verecek bir oyuncu. 96'ya kadar da çıkıyor. Ama ne yazık ki kolektif gücümüzü arttırmadı. Kötü de topçu çıkarmadı ve her zamanki gibi en yükseği de çıkarmadı. Şimdi bir tane buradan açacağız. Şansını deneyeceğiz. Rafa'dan bir gün tek atacak ama hangi hafta tek atacak? Yani bu oyun bitmeden atar herhalde, bir kere bir tek gelir. Epik çıkarırız. Renkli değil de kesin bizim 101 seviyeli birini çıkarmamız lazım. Ya David Beckham ya Rivaldo. Diğer epik 100 seviyeye kadar çıkıyor. Yok yok, bir taktik deneyelim. David Beckham'a tıkladık. Geri dedik. 900 paramız yok. Yine bastım. 100 iptal et. İkinci de bastık. Hiçbir şey vermeyecek. Bari İlkay Gündoğan falan verseydi. 99 seviyeydi. İşimize yarardı. O renklilerden verseydi keşke. Şimdi lahmacuna geçeceğiz arkadaşlar. Rafa'dan yumurta açılımlarla farkı azaltamadı. Ama lahmacun arttırabilir.
Hem Player of the Week'ten açacağız orada. Hem de epiklerden. Şimdi oyun planı dediğimizde böyle kaldı. O son futbolcu güçlendiriciyle acaba artıyor mu? Bizim güçlendiricili menajer herhangi bir etki yapar mı? Onu görmüş oluruz. Mesela buradan 98'lik bir ismi çıkaralım. Yine 96 Okafor. Acaba dedim güçlendirici menajer 97'ye çıkarırmış mı? Arteta çıkarmadı. Belki başka menajer çıkarabilir. Martinelli de 98'e çıkıyordu. Kadro yine böyle kaldı. Artık epik açılımlar var ya arkadaşlar. Oradan Van Basten gelirse işimize yarar 100 seviye. Diğerleri kadro gücünü arttıramaz. Lahmacun hesabına giriş yaptık arkadaşlar. Oyun planı diyelim. Geçen hafta biz bu hesaba Kevin De Bruyne'yi çıkardık ama Kevin De Bruyne bu hafta 101 değil, 100 seviye. Ondan dolayı kolektif güç birazcık düştü. Geçen hafta biz Ødegaard'ı çıkardık. Aynı anda Ljungberg de geldi. İki tane 100 seviyeli futbolcu geldi. Yedekte bu isimler var. Çok güzel futbolcular. 99'un altında sadece bir kalecimiz var, değil mi? Onun dışında herhangi bir isim yok. Yani kaleci, yüksek seviyeli bir kaleci çıkarmamız lazım ileride. Şimdi bize 100-101 seviyeli futbolcu lazım. Yani Player of the Week'teki futbolcular işimize yaramıyor. Orada 99'luklar var. Ya bir şu Mbappe'lerden bir tanesi rafadan yumurtaya gelse. Haaland iki tane var burada. Bir tanesi rafadan yumurtaya gitseydi keşke. Haaland bizim yedeklerde de varmış arkadaşlar. Çok güzel futbolcular burada da bulunuyor. Şimdi asıl burada önemli olan epik açılım. 48 tane hediye kutusunu alacağımız var. Tabi bu hesap Van Basten'i de çıkarırsa 100 seviye birazcık kadro gücünü arttıracak. Çarşamba günü toplu bir şekilde son gün olmuş olacak. O zaman epiklerden açarız. Buradan gelecek futbolcu işimize yaramaz ama ya renkli gelsin. Güzel olur yine de. Üstü renkli yandı ama şimdi sürpriz yapar mı? Hiç hava ifşekler falan olmadı. İçi de beyaz yandı ama. Nasıl bir topçu geliyor acaba? Yok, normal kart geldi. 3 yıldızlı futbolcu geldi. Ya bu 3 yıldızlarda üstü böyle rengarenk yakmasalar keşke. Acaba diyorum diğer renklilerden mi verecek? Player of the Week'ten de açalım. Şimdi asıl önemli olan yere geleceğiz. Ya atla diyecektim ama yine bir bakalım kimi çıkaracak ücretsizden. Hangi lige gidecek? İspanya Ligi. Ya olmaz ya, olmaz, cidden olamaz. Bu hesap genelde en yüksek seviyeleri çıkarıyor ve çoğu zaman tek atıyor. İşimize yaramıyor dedik ya. Yine de gitti en yüksek seviyeliği çıkardı. Rafa'dan yumurta bir kere bunu yapabildi en yüksek seviyeliği. Onu da tek atmadı galiba, değil mi? Hernandez'i çıkarmıştık 99. Zaten bedavaydı. Muhakkak bir gün çıkaracaktık. Erkenden çıkarmıştı. O da 4 ay bekledikten sonra. Şu Player of the Week'ten bir kere de Rafa'dan yumurta en yüksek seviyeliği çıkarsa. Lahmacun bunu her zaman yapıyor. Alıştık artık, yani sıradanlaşmaya başladı. Ama lahmacun hesabı işte buradan çıkarmalı. Ha, bizim burada da açmadığımız var. Ha, Japonya'da da 98'lik futbolcu var en yüksek. Şimdi Epic. Burada da iki tane daha önce açtık, gelmemişti. Şimdi önemli olan yere geldik. Buradan 101 ya da 100 seviyeli, hani epik çıkarmamız lazım. İlkay Gündoğan, Luka Modric, ya bunlar değil, tamamen 100 ya da 101 seviyeli futbolcuya ihtiyacımız var. Keşke David Beckham gelse. Sadece 900 açabiliyoruz arkadaşlar. Bu hesap bizim zengin hesabımız ama arada adaleti sağlamak için de böyle bir kural ortaya koymuştuk. Yoksa zengin olduğu için sonuna kadar gidebilir istese. Hani ultra zengin diye bir tane daha hesap yapsak, o böyle sonuna kadar gidiyormuş. Ama biz şimdi buradan 900 açalım. Belki seneye o tarz bir şey yaparız arkadaşlar. Ultra zengin, zengin. Hani zengin olmayan belki 3 tane farklı hesap olur kapışması. Şimdi 900. İptal et. Tıklayalım. 900. Hadi be. Lahmacun bir şeyler yap. Yok, lahmacun çıkaramadı. Farkı açamadı. Ya belli olmaz, belki verir verir ama. Hiç havai fişekler falan da yok. Bir numara mı? Bu futbolcu 5 yıldızlı da değildir ki. 4 yıldızlı. 900'e futbol parasına hiçbir şey çıkaramadı lahmacun. Fark açılmadı. Ferran Torres bizim işimize yaramıyor. Yine Ferran Torres'i kadroya alalım ama hepsi de normal karttı. Burada kadroya alacağımız bir isim var mı, ona da bakalım ayrıyeten. Ha, Arteta herhangi birini yükseltebilir mi? Bizim bu hesapta diğer Musiala yoktu. Sadece şu Musiala var.
Ferran Torres Arteta yükseltmiyor, değil mi? Bizde diğer Şampiyonlar Ligi Musiala yok galiba. Şampiyonlar Ligi Musiala 90 100'e kadar çıkıyordu, doğru. Burada bu hesabımızda Şampiyonlar Ligi Musiala bulunmuyor. Eldekiler bunlar. Buradaki futbolcular işimize yaramaz. 97-98 seviyeler. Yine şöyle bakıyorum. Gözümüzden kaçan bir isim var mı? Muhammed Salah'ın bu hafta form durumu C. Milli takımında da sakatlanmıştı. Şimdi Asya Kupası var, Afrika Kupası var. Kupa maçları aynı döneme denk geldi. Salah'ın sakatlığı da umarız öyle uzun süreli değildir. Hatta Liverpool'un teknik direktörü Klopp da sene sonu Liverpool'dan ayrılacağını açıkladı arkadaşlar. O da üzücü oldu. Baktık kadroya, biz alacağımızı almışız. Vinicius Junior 99. Eğer o bir düşse onu yine başka birini çekeriz. Şu yüksek seviyeleri kadroya yerleştirelim bari. En yüksek seviyeler dursun. Tamam, biz burada şimdilik tamamlayacağız. Çarşamba günü bekleyeceğiz arkadaşlar. Çarşamba günü Epiklerden baya çok bir açılım gerçekleştireceğiz. Rafa'dan yumurta ya da lahmacun. Hangisi Epik ya da Epikler çıkaracak? Tüm biriktirdiklerimizi son gün. Çarşamba günü kampanyanın çünkü son günü arkadaşlar. Yeni sezon öncesi ne varsa elde ücretsizden hepsini açıp son haline bakacağız kadronun. Önümüzdeki Perşembe günü yeni sezon gelecek. Yeni adaylı sözleşmeler. Şimdi o adaylı sözleşmede 99'luk futbolcu olursa lahmacunun işine yaramaz. Yani 100'lük futbolcu olması lazım. Ama 99'luk Rafadar'ın işine yarıyor. Bir seviye bir seviye kadro gücünü arttırmış olacak. İnşallah sizler de en çok istediğiniz futbolcuları ücretsize ya da en az futbol parasına çıkarırsınız arkadaşlar. Hoşçakalın.